Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer yine devam ediyoruz. Birkaç tane skillimiz kalmıştı. Onları göstereceğiz. Yine bundan sonra da hangiler ne destekler onu öğreneceğiz. Şimdi ne var? Viper Strike var. Kaos ve fiziksel vuran zehirleyen bir şey. Bu gördüğünüz gibi zehiri atıyor. Bu şekilde bir şey. Aynı zamanda e, Tek tekel claw ve şeyle koy Tekel gerek yok da ha dual wielding oluyormuş. Bu şekilde bir şey. E, claw yani şey e, pençe ve dagger veya hançer ve şeyle kılıçla kullanılabiliyor. Civ de şu şöyle biriktiriyorsunuz. Bu şekilde alanı artıyor biriktirici. Çok hızlandıkça çok fazla alan artabilir. Bu da aynı şekilde tek el kılıç, dagger ve claw'la yani hançer ve pençe ile kullanılabiliyor. Spectral Throw, çoğu her şeyde kullanılabilir. Şu şekilde at, atıyorsunuz. Bir elinizdeki silah atmaya dayalı. Dual Strike iki elinizde şey olması lazım. Kılıç olması gerekiyor. Yani iki elinizde bir mili silah olması gerekiyor. Yakıncı. Puncher kanatmaya yaradık. Bu nedenle yani okçularla da beraber kullanabilen Claw veya şey yani şey pençe ve kılıçla da kullanabilen hançerle de kullanan Charged Dash bu şekilde iler bak gördüğünüz gibi ilerleyip kendimizi sanki o çıkarıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Bu elektrik ve şey vuruyor, fiziksel vuruyor. Yine çok bir şey yok bunun. Ee, alana da vuruyor gördüğünüz gibi. Oraya getip şey yapıyorsunuz. Blade Fury var. Bu şekilde kendinizi sanki oradaymış gibi pıt pıt vuruyor pıt pıt gibi düşünebilirsiniz. O da yine Dagger ve Claw ve tekelsiz kılıçla kullanılan bir skill. Bu bir zamanın Lightning Strike çok güçlüydü. Şey yaptılar sonra. Şey gibi yine fiziksel damage'i Lightning'e çeviriyor. Bu arada bunların hepsi fiziksel geçiyor. Şu yine Charge Dash dışında. Bu şekilde. Şimdi Ice Crash'ı kullanamıyoruz. Birazdan kullanacağız. Dominating Blow var. Dominating Blow şöyle. Full fiziksel vuruyor ama öldürdüğü kişiyi kendine çeviriyor. Gördüğünüz gibi iki tane ya kendinde iki tane şey çıkartıyor. Kendinden adam çıkarıyor. Böyle bir şey öldürdüğünüzde minyon çıkarmış oluyorsunuz. Onların da güçleri yazıyor burada. Elemental hit yine üçlü bir elemental hit. Bu normalde şey olarak da kullanılabilir. Ateş vuruyor. Gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir versiyonu diğerinin. Diğeri neydi? Wild Strike'ı. Biraz daha değişik bir versiyonu olarak. Frost Blaze'i takalım. Şimdi şunları çıkaralım hızlıca. Ice Crash kullanamadık değil mi? Elemental kullanmışsın kullanmasını çıkaralım. Koyabiliriz. Chain Hook'u Buraya takabiliriz. Glacier Hammer'ı da takabilirim. Sonra Creative pete Cyclone için kalsın. Şimdi Cyclone için özel bir yine konuşuruz. Ya da Cyclone da takayım. Frost Blades'imiz var. Burada Rolling Blades şey skill normalde. Hareket skill'i bu şekilde gördüğünüz gibi. Gidip geliyor. Şuraya gidelim. Heh. Bakın mesela şey. Frost Blades. Vurduğunuz gibi etrafta kılıçlarla beraber seken buz ağırlıklı yani şey kol damage ağırlıklı, soğuk damage ağırlıklı bir şey. Burada kullanamadığımız heavy strike var. Onu şundan dolayı kullanamıyoruz büyük olasılıkla bunu takınca. Chain hook geldi. Cyclone'umuz var. Glacier hammer'ı şöyle yapmam lazım herhalde. Aynen. Şimdi şunu değiştirelim. Hammer alayım. Hmm, chain hook alalım. Evet, Strike'ı çıkardığım için değil mi burada? Ha, tamam. Glacier Hammer şu. Göstereyim hemen. Kısaca şu şekilde vurduğunuz zaman elinize bir balta gibi düşün ve buz baltası vuruyormuş gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Ee, Chain Hook şöyle atıyorsunuz ve adamın yanına gidiyorsunuz. Bunlar ee, Glacier Hammer, bakın Mace böyle şey işte, Mace, Scepter ve Staff'la kullanılabiliyor. Bu Mace, yani tekel, se tekel bir kılıç, scepter, yine şey ee, tokmak diyelim kılıç ve baltayla kullanılabiliyor. Heavy Strike'ımız yine ha, aynen burada. Dominate Glove'u gösterdik. Burada Ice Crash'ı gösterememiştik. Cyclone var ve Cyclone ayrı kalsın. Tamam. Heavy Strike okuyalım. Two Handed kullanabiliyor ya da Mace vesaire. Mace, Scepter, yani şey ne diyelim e, Tokmak, Balta ve şeyle kullanabiliyor. Bu işte göz gibi Heavy Strike. hiç esprisi yok. Fiziksel çok yüksek ve bir de geri itebiliyor adamları. Ölürken fark ettiyseniz geri gidiyor. Eee kılıçla kullanabiliyor. Chain gösterdik. Burada Ice Crash var. Ice Crash baya güzel. Yine fiziksel ve şey vuruyor. Cold Damage vuruyor. Attığınız patlıyor bu şekilde. 2 kademesi var. Hatta 3 kademesi var diyelim. İlk kademeyi de sayarsanız. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi. Çok hızlandığı zaman iyi demeyi çıkarabilen güçlü skillerden aslında. Başka da bir de Cyclone'umuz var. Cyclone biraz daha farklı. Channeling bir skill olarak geçiyor. Cycle'un zaten herkes biliyor bu şekilde döndüğümüz şekil sürekli dönebilirsiniz bu şekilde Eğer mananızı ayarlarsanız Bu şekilde Şimdi ben size Biraz da destek gemlerinden hangi gemler hepsinde kullanılabilir hangi gemler Özeldir falan onlardan bahsedeceğim Zaten şöyle bir durum var onu da göstereyim size hızlıca bu çok abi Ben bunu kullanabilir miyim bunu kullanamaz mıyım şeyi var mesela bununla çalışım çalışmaz mı Bazen sorular geliyor öyle şekilde Onu anlamanın çok kolay bir yolu var öncelikle Onu göstereyim. Şimdi support gemlerimiz bunlar. Yani Meniler için kullanılan genel support gemler ayırdım. Mesela Viper Strike çok önemli değil tamam mı? Ben burada bir önce şey Orb Earthquake gemi için göre görebiliriz. Reeve de iyi. Spectral Trove da iyi. Dual Strike kalabilir. Puncture da kaldıralım. Bunlar çok kullanılan, popüler olmadıkları için kaldırıyorum. Kaçırabilirim burada. Frost Blades'i de alalım. Tamam mı? Hectonic Slam de aynen. Lord Chief'e gerek yok totem olduğu için. Lakrit e aslında. Sterling Blades'e de gerek yok. Lightning Strike önceden yine kullanılabilir de. Blade Fury'li kalabilir. Chain Hook'u da kaldıralım. Heavy Strike da çoğu her şeyde çalışır genelde. Heh, Grand Slam alalım. Şimdi neyse bir, birkaç tane aldık değil mi? Şuradan bir şeyler frenzi çekelim mesela boş olduğu için. Bir tane de şey daha alalım, bir şey daha alalım. Molten Strike tamam mı? Bunlar bakın gördüğünüz gibi aktif skiller olarak gördüğünüzde hangisinde kullanılır hangisinde kullanılmaz yazıyor görüyor musunuz? Milli Physical Damage Support diyor. Mesela bakın burada Spectral Troll kullanılıyor çünkü Spectral Troll projectile geçiyor. Milli değil aslında ama Physical vuruyor. Ama diğer tüm skill'lerde kullanabilirsiniz ve bu mini physical damage support neredeyse tüm skill'lerde kullanılabilir yani kullanılacak bir şey o yüzden bunu ayrı olarak tutabilirsiniz yani her şeyi tüm skill'leri güçlendirirsiniz DPS'inizi arttır Pulverize alanı arttırır damage'inizi azaltır atak speed'i azaltacağı için ama alanı ee, hasarı arttırabilir yine bu şekilde bu da mesela Cyclone'da kullanabilecek bir şeydir tamam Cyclone için mesela ayıralım bir tane Cyclone için yapalım. Rootless. Üç kere vurduğunuzda Rutlus Blow denen adamla stun atar. Stun etrafında şey döner. Böyle bir skill. Çok gerekli değil ama güçlendirir. Yine kullanılabilir. iyidir. Stun'a çok gerek yok. stun ayrı bir şey. Stun için kullanmansanız da olur. Çok böyle kullanılan bir şey değil. Stunlamasını düşürüyor. Damage olarak çok vermiyor. Quality'si verebilir. Shock Wave dediğim gibi çok yine özel spesifik bir şey. Endurance Charge da spesifik bir şey. Bu Shock etti vurduğunuzda Shock Wave şeyi gönderiyor. Alana, alan böyle hasar artıyor. O şekilde bir şey. Life Gain on, stun attığınızda Endurance Charge veriyor biliyorsunuz şarjlarımız var bizim. Life de vurduğumuz zaman şeyimiz canımız arttıran bir şey. Yine şey Chance to Bleed adamın biraz fiziksel demeye çeviriyor. Biraz güçlendirir başlarda şey iteminizi şey, e, geminizi. Ama sonrasında işte Bleed'e bleed, bleed e gidiyorsanız yani kanatmaya gidiyorsanız kullanılabilecek bir şey. Life Leech de yine can çekme ile alakalı. Brutality'yi buraya koyalım. Fiziksel full fiziksel gidiyorsanız bu çok iyi yani. Sadece fiziksel vurdur. Kaos veya elemental vurdurmaz bu skill. Brutality. Multi strike'ı buraya koyabilirim artık. Yani çok iyi bir tier diye. Bunlar iyi tier'lar gibi düşün. Bunlar kötü yani. iyi gemler, iyi destekler, güçlendirecekler. Bunlar durumsal yani. Bazı durumlarda ihtiyacınız olur. Multi strike 3 tane atak, atak ama yavaşlatır. Demeyicinizi düşürebilir. DPS'inizi düşürebilir. Inspiration, mana'nın sıkıntınız varsa kullanılabilir. Çok önemli değil. Kullanılabilir. Ancestral Call en güzel Frost Blast'e çalışıyor. Etrafı 2-3 daha fazladan alan hasar vurur, Alan değil de çizgi vurmanız oluyor. İki tane daha targetınız oluyor. Üç target atak atmanızı sağlar. Bunu bu tarafa koyarız. Mini splash. E, splash olmayan, alan olmayan şeyleri skillerinizi alan yapmaya yarar. Damage on full life şu ortada bir yerde kalabilir. Yani canınız fullse çok fazla damage vurmanızı sağlar. Yani işe yarar yaramaz ortası. Bunlar durumsal. Bloodlust da öyle yine kanamayla alakalı bir şey. Added Fire Damage, Fire Damage'i olanlar var. Dominating Blow, Molten Strike gibi gemlerle çok işinize yarar. Yine bu şekilde koymayın duruma alakalı. Blood Magic eğer canınızı harcamak istiyorsanız mana yerine bu şekilde bir gem. Atak arttırmaz. Knockback, et, karakteriniz diğer şeyleri, yani düşmanları itmenize yarar. Rage, adam vurdukça Rage biriktirirsiniz. Mesela 10 Rage ile beraber şey olur. Mesela bu da belki ortada kalabilir. Rage'den sonra Rage'i kullanan gemler var başka Anger mı? Bir şey, anger değil. Bir tane şey daha gem var. Onunla beraber Rage'i tetikleyip şey yapabiliyorsunuz. Aklıma gelmedi. Meme. Adamı maimlediğiniz zaman fazladan damage vurur. Burada ortada kalabilir. Meme de kullanabilir. Ee, burada devam edelim. Elemental damage bit. Dediğim gibi eğer elemental damage vuruyorsanız, ate, alev vuruyorsanız, buz vuruyorsanız falan kesin kullanılabilir. Yine bunu buraya koyabiliriz ikinci bir set olarak. Fiziksel değil başka bir şey. Fortify kesinlikle burada olacak. Fortify sizin dayanıklılığınızı arttırırken aynı zaman damage'inizi, hasarınızı da çok arttırır. Critical Strike eğer kritik vuruyorsanız iyidir. Çok şey ekstradan kritik şansı verir size. Ice Bite yine şey elementer olarak Cold kullanıyorsanız onun için fazladan freeze şansı damage olarak da e, Cold hasar e, buz bu hasarı olarak da şey verir. Frenzy Charge biriktirirseniz ona da çok işe yarar ve Frenzy Charge sağlar. Chance to flee çok gerekli değil. Adama vurduğunuzda kaçmasını sağlar. Close combat yakındaki adama daha fazla vurmanızı sağlar. Ve Cyrus Sword kılıç ve aksla çalışır. Yine Cyclone için güzel bir skilldir. Mesela Cyclone için şu kadar ayarlayabiliriz. Mesela burada Pulverize'i çıkarabilirim. Pulverize bu tarafa da bizi alan arttırdığı için çok önemli. Increase araya aynı şekilde alan arttırır. Başka bir şey yapmaz. Enerjili iş biraz değişik. Nasıl çalışıyor? Enerji shield'ınız varsa her çok az. Dolunsa da, da olmasa da. Şey. enerjili enerji leechlemenizi sağlar. Enerji leechlerken %20 fazla damage veriyor. Full enerjiyi kendi yine %12 verir. biliyorsun sol Tether diye bir item var. Hem enerji, enerji shield leechlemenizi hem de full'de kalmanızı sağladığı için %32'ye kadar fazladan damage sağlar. Buraya koyabiliriz, buraya koyabiliriz. Mesela şunu fortifyda bu bu, bu bu şekilde yapabilirim daha iki. Sanki daha şey gibi. Desportion poison de zehirle alakalı geçer. Blind yine blindlama mesela çok işe hipotermia, yine elemental damage kasıyorsanız mantıklıdır. Impale oynanıyor, çok iyi. Adamların fazladan şey yapmanızı sağlar. E, şunu şöyle yapayım ben hemen. E, fa, e, ya okuduğunuz gibi şey diyor. Fa, impale adam adam Kazıklar çıkardıysanız ya kazığa oturttuysanız fazladan damage alıyor yani fiziksel damage almasını sağlar. Imperial damage'ini arttırıyor fazladan %5 de fazla. Şimdiki şeydeki gibi düşün daha başta. Fiziksel hasar veriyor o yüzden kesinlikle iyidir. Faster attacks duruma göre değişir. Daha çok ıı, hareket skill'leriyle kullanılan Additional accuracy'yi geçebiliriz gereksiz. Added lightning, lightning damage çekler gerekir. Nightblade. Bu biraz daha e, şeye göre Assassin vesaire tarzı ne buraya koydum. Claw ve Dagger'la çalışıyor. Aslında çok kötü değil. Güzel bir şey. Bunu bu tarafa koyabiliriz yine. Duruma göre Concentrated Effect alanı küçültüyor. Hasarı çoğaltan bir skill buraya koyalım. Durumsal gibi düşün. Critical Damage kritik Strike şeyini arttırır. Çarpanını arttırır. Ne burada kalabilir. Rootless da bu tarafa koyalım. Infuse Channeling e, şey için çok iyi. Cyclone için kullanılabilir. Channeling olduğu için. Calling Strike Yine duruma göre değişir. %10 vesaire. sahip kalın Strike %10'dan aşağıysa daha şey yapar. Daha hızlı öldürür. Infused Channeling e, fazladan in, şey yapar. E, biriktirdiğiniz zaman ch channel attıkça birikir birikir daha fazla hasar vurmanızı sağlar. Cold Damage bu hasarı arttırır. Onslaught denilen, on denilen bir durum var. Atak hızını arttırır. Öldürdüğünüzde atak hızı sağlar. Bunu da bu tarafa koyabiliriz sanki. kalın Strike ile ilgili. Şimdi mesela bir tane set yapalım. Cyclone ile ilgili. Sonra da videoyu bitirelim. Mesela Cyclone'ı buraya koyduk diyelim. Tamam mı? Bunların hepsini çıkaralım. Ben Cyclone oluştururken mesela en çok Cyclone kullandığını düşünelim. Ne koyabilirim? Impale koyabilirim. Çünkü Impale adam şu an hiçbir damage'i çok arttırmasa da şey olacaktır. şu Impale yaptığımızda %30 daha fazla hasar vurduğu için çok 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 vuracaktır. Close Combat keza yakındaki adama fazla vuracağı için. Infuse Channeling başta hiçbir şey yapacak sonra artacak. 6, ke 6 saniyedir. Bakın şimdi basacağım şimdi göreceksiniz. niye basamadım? Çünkü bu kılıçta kullanamıyorum. Bunu kullanırım ama. Bakın şimdi. 3, 4, 5, 3 diye şimdi şey geldi görüyor musunuz? Infusion geldi. Bu şekilde bir şey channeling yaptım. O, o cyclone özel bir de infusion geliyor. Bu da aynı şekilde channeling in alakası. Infusion channeling. Hasarı arttırıyor. Onun dışında Brutality var. Onu geçebiliriz. Milli physical damage'i buraya koyabiliriz. Brutality koyabilirsiniz bu tarafa. Mesela ya da fortify koyabilirsiniz. Brutality fazladan şey verir. Milli physical da aynı şekilde. 3800 yapıyor. Bakın 2900'den bu çok çok fazla arttırıyor demek aslında. Yani 3000'den şey yapın. Bölüğün %20-30 arttırır demek. Yani şu an damage'im çok yüksek, yüksek diye üzerinde tam bir tam yok olmadığı için. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En son olarak buraya belki critical gidiyorsanız kritik koyabilirsiniz atıyorum fortify koyabilirsiniz daha defansif için brutality koyabilirsiniz sadece fiziksel vuruyorsunuz enerjili hiç de konulabilir başka aklıma gelmedi bu şekilde bir şekilde bulut yapabilirsiniz aynı zamanda dediğim gibi bakın şurada hemen aktif skills yazarak şeyin solunda hangilerini kullanır hangilerini kullanılmaz görebilirsiniz bu şekilde de e, milli atak gemlerini aslında sınıflandırmış olduk İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın